Taş ekimi nasıl yapılmaktadır? Donör bölgesi dediğimiz saçın arka, hatta daha ince tüysü dediğimiz bölümlerinden kaştaki saç yapısına uygun bölümdeki saçların çıkartılarak tek tek halde kaşın doğal yönüne uygun bir şekilde o bölgeye nakledilmesi işlemine kaş ekimi diyoruz. Süreç olarak çok fazla uzun sürmemektedir. İşlem sonrasında günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Sadece cerrahiden dolayı 1-2 gün böyle ev modunda istirahat şeklinde olmanız da fayda olacaktır. Herhangi bir ağır kanama, morarma, şişlik oluşmamaktadır. Çok az bir miktarda çalışılacak olan grev sayısına bağlı olarak hafif bir göz kenarlarının kaş etrafında bir minimal seviyede bir morarlık olabiliyor. Bir hafta süreç içerisinde tamamen iyileşmiş ve kaşlarınız, kabukları dökülmüş, kaşlı bir hale geliyorsunuz. Sonra bunlar bir dökülüyorlar. Tam anlamıyla kaşlanma döneminiz 5. 6. ayları bulacaktır. Sonrasında ömür boyu dökülmeyen kaşlarınıza sahip olmuş olacaksınız.